Ankara'dan 8 yıl geçtikten sonra yeniden yeni deliller var iddiasıyla. Bu kez bir önemli isim ama daha önceden ifadesi alınıp hiçbir şekilde suçlu bulunmayan bir isim. Ramazan Akyürek tekrar ifadesi alındı ve İstanbul'a geldi, adliyeye sevk edildi. Bu gelişmeler Hrant Dink cinayetinin aydınlatılması için mi yoksa altında başka amaçlar da var mı? İşte bunları konuşacağız. Sayın Zafer Kiremitçi ile, avukat Zafer Kiremitçi ile hoş geldiniz efendim. Hoş buldum, sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi aradan az önce girişte de söyledim. 8 yıl geçti. Ramazan Akyürek dönemin önemli isimlerinden bir tanesi. Ama bu ismin vakti zamanında ifadesi alındı. Sonradan hiçbir kusuru bulunmadığı başlığı altında da serbest bırakıldı. Şimdi yeni deliller var iddiasıyla yeniden gözaltında ifadesi alındı. İstanbul'a adliyeye sevk edildi. Önce bu ismin bu dönemde ki geçtiğimiz hafta Hrant Dink ailesinin bir suç duyurusu vardı avukatlarının. Engin Dinç yine dönemin önemli isimlerinden birinin de ifadesi alınsın noktasında bir ismi değerlendirmeye almışlardı. Ki Engin Dinç'in şimdiye kadar hiç ifadesi alınmadı. Bunun altını çizelim. Ramazan Akyürek'in şu günlerde yeniden ifadesinin alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlayalım. Şimdi öncelikle Hrant Dink ve ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Bizler de Hrant Dink'in dostları gibi bu cinayetin aydınlatılmasını istiyoruz. Öncelikle tarafımız odur. Cinayetin bir an evvel failleriyle ve arka planda kimler varsa bunlarla birlikte aydınlatılmasını istiyoruz. Ancak görüyoruz ki şu an yapılan işlemler bu cinayetin faillerinin, gerçi failleri ortada. Ama arka plandaki olanların ortaya çıkartılmasına yönelik eylem ve işlemler olmadığını görüyoruz. Bunu nasıl anlıyoruz? Bakın size çok enteresan bir bilgi vereceğim. Dosyaya atanan savcı 15 Aralık'ta dosyada görevlendiriliyor. 17 Aralık'ta gizlilik kararı aldırılıyor dosyada ve bir hafta sonra tutuklamalar başlıyor. Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum öncelikle. 2008 yılında Meclis İnsan Hakları Komisyonu dosyadan fotokopi almak istiyor. Ve fotokopi alma süresinin tutanaklarda var bu 10 gün olduğu söyleniyor. Dosyadan fotokopi alma sürelerinin 10 gün olduğu bir dosyada. Dosyayı yeni atanan bir savcı. Hı hı. Dosyayı iki günde anlayacak. Ondan sonra kişilerin kabahatini tespit edecek. Daha sonra ifadeye çağrılacak. Bakın Ramazan Akyürek bu dosyada ilk defa ifade vermedi. Evet. Geçen hafta da ifade vermedi. Bu dosyada yaklaşık 20 defa idari soruşturma, iki tane ağır cezada soruşturma Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş. Hrant Dink'in avukatları 5 kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat etmiş. Evet. Ve maddi gerçek hali ortaya çıkartılmamış. Bakın bu dosyada tutuklamaları yapan hakim kararında aynen şöyle diyor. Bu suçu işlediğini anladığım sanık Özkan Mumcu'nun tutuklanmasına diyor. Bakın, hı hı, bu dosyada daha henüz hiçbir şey aydınlanmamış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha bir neticeye varmamış. Devlet Denetleme Kurulu bir neticeye varmamış. Yargılaması hala devam ediyor. Ama benim müvekkilim dosyayı anladığını söyleyen hakim tarafından tutuklanıyor. Hı hı. Bakın bu mahkeme kararında da aynen bu şekilde geçiyor. Şimdi sizin müvekkilinizin o dönemki görevini de öğrenelim ki izleyicilerimiz komiser da... yardımcısı. C-Büro amiri daha yeni göreve atanmış. Toy, genç, idealist bir polis memuru. Ve kendi altındaki polis memurundan tarihte verecek olursak 14 Aralık'ta istihbarat alıyorlar. Kimden arıyorlar? Erhan Tuncel'den. Kendisi yardımcı istihbarat elemanı yapılmış. Evet. Altını çiziyorum. Kim tarafından yapılmış? Neden yapılmış? Hukuka uygun olarak mı yapılmış? Bakın bu soruların cevabını araştırdığınızda karşınıza çıkan tek bir isim var. Engin Dinç. Şimdiye kadar hiç ifadesi alınmayan isim değil mi Engin? Engin Dinç bildiğimiz kadarıyla bu dosyada ifadesini vermedi. Hı. Zorlandı mı? Bakın yani ifade vermedi, ifade vermeye de zorlanmadı. Tahmin ediyoruz, hani internetten takip ettiğimiz bilgiler ışığı altında söylüyorum. Gizli tanık olarak mı artık ifadesi alınacak? Bilemiyorum. Ama dosyada mahkemenin tutuklama gerekçesine baktığınız zaman baş şüphelinin Engin Dinç olduğunu görüyorsunuz. Bakın mahkeme diyor ki F4 raporunda yazılan... F4 raporu şudur. Çok teknik bilgilere girmek istemiyorum esasen. F4 raporu yardımcı istihbarat elemanı ile yapılan görüşme tutanaklarıdır. Oradaki görüşme tutanağında yazılan Hrant Dink'in öldürüleceği ifadesinin resmi yazıyla İstanbul'a bildirildiği, ancak bu resmi yazıda
neden öldürüleceği yazmadığı da ses getireceği eylem yazdı. Bakın müvekkilim tutuklama gerekçesi bu. Ses getirecek eylem yazdım. Bakın bu sesli getirecek eylem kelimesinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öldürüleceğini anlıyor. İstanbul İdare Mahkemesi öldürüleceğini anlıyor. Devlet Denetleme Kurulu raporlarında öldürüleceğini anlıyor. 29 tane yapılan soruşturmada herkes ses getirecek eylemi öldürüleceği olarak anlıyorken bu soruşturmada savcımız ve hakim sen neden ses getirecek eylem yazdın öldüreceğini yazmadın. İstihbari bilgiyi gizledin diyor. Bakın müvekkilim tutuklama gerekçesi bu. Peki bir şey diyeceğim. Sizin müvekkilinizden biraz dışarıya çıkarsak şu anki olayla beraber sorumlu sadece müvekkilime, sorumluluk sadece müvekkilime kaldı diyorsunuz. Yani bir de Ramazan Akgüre'ye mi bakın, ben, kalacak aynı zamanda bu sorumluluk? Bakın bu hususta çok fazla makaleler ve yazılar var. Denen şu, Ramazan Akgüre ki Ali Fuat Yılmazel bu cinayetten dolayı sorumlu tutulacak. Bu gerçek midir? Bu gerçekse eğer siz Engin Linç'i bu soruşturmanın neresine koyacaksınız? Çünkü İstihbarat Şube Müdürü ve asıl sorumlu olan kendisi Engin Linç. Evet. Engin Linç'in bir üzerine Ramazan Akgürek var. İlçe İl Emniyet Müdürü, Trabzon İl Emniyet Müdürü. Şimdi siz Engin Linç'i sorumlu tutmadan alttaki memuru alıyorsunuz. Üstteki amiri alıyorsunuz. Ama ortada asıl imzasıyla sorumlu olan, hukuken de sorumlu olması beklenen ve kendisinin de ifadeleri var. Meclis raporlarında Engin Linç diyor ki ben bu cinayet istihbaratını aldıktan sonra Ahmet İlhan Güler'i aradım diyor. Resmi yazı yazılmadan evvel. Resmi bakın istihbarat 19 Ocak'ta yapılıyor. Özür diliyorum 14 Şubat'ta yapılıyor. 14 Şubat'ta istihbarat yapılıyor. Ve bu Engin Linç'e arz ediliyor. Arz eden de benim müvekkilim. Diyor ki Hrant Dink'e karşı ses getir öldürme eylemi yapılacak. Bunun istihbaratını aldık. Bunu yapabilecek olan kişileri de zaten biliyor. Engin Linç nereden biliyor? Erhan Tunceli çünkü kendisi yardımcı istihbarat elemanı yapan. Şimdi oraya gelelim o zaman. Erhan Tunceli'nin bir de tahliyesi var ve o tahliyenin Engin Dinç'e yazmış olduğu mektup sonrasında yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştiğinde biliyoruz. Bunu nasıl okumak lazım acaba bu 8 yıl süren şimdi, davanın içinde? Şimdi şu ana kadarki soruşturmada, şu ana kadarki soruşturmada herkes tek mektuptan bahsediyor. Değil. Kaç mektup var? Bakın. Asıl yazdığı 2 tane mektup var. Bu ifadeyi de ben daha yeni öğrendim. İkinci mektuptan daha yeni haberim oldu. O mektup Engin Linç tarafından kamuoyuyla paylaşılmadı. Ama paylaşabilecek durumda olanlar varmış. Dosyada beyanları var. Daha yeni öğrendim bu beyanları. Çünkü dosyada gizli kararı var. Bizim ulaşmamız mümkün değil. Bakın mektupta ne diyor? Bunu söyledikten sonra da tahliye oluyor zaten. Erhan Tuncel. Evet. Bakın diyor ki Engin Linç'e mektubunda. Sadece bir sefer ağabeyliğini yap. Ben her zamanki gibi kardeşliğimi yaparım. İfadeleriyle başlayan ağabeyliğin ölçüsü. Bu duruşma tahliye. Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı onayı. Maddi manevi tatmin edilme. İfadeleriyle ağabeyliğin sınırlarını çizen. Arada hiçbir aracı istemiyorum. Muhatap sadece benim. Söz yok, icraat var. Resmi belgeli. Duruşmaya kadar haber bekliyorum ifadeleriyle. Sonlandırılan mektup sonrası Erhan Tuncel'in serbest bırakılması, soruşturmanın bağımsız yargının kontrolüne yürütülmediğinin açık bir göstergesi. Bu bizim bildiğimiz mektup. Önemli cümleler yalnız bunlar. Yani mektup, dikkat çeken evet. Ve bu bildiğimiz bir mektup. Bunu Engin Linç kendisi savcılığa yansıtıyor bildiğim kadarıyla. Ama bir de yansıtmadığı var. Bakın Erhan Tuncel aslında yardımcı istihbarat elemanı yapılamaz. Neden? Neden yapılamaz? Bakın istihbaratçılar yönetmeliğinde kanunlarında şöyle bir hüküm vardır. Denir ki suça karışmış olanlar yardımcı istihbarat elemanı yapılamaz. Peki Erhan Tuncel suça karışmış mıdır? Evet, o dönemde McDonald's bombalamasında hepimizin bildiği. Evet, hepimizin bildiği bombayı yapan. Bakın, bu suça karışıyor. Daha sonra kendisi yardımcı istihbarat elemanı yapılıyor. Bakın, yapılması süreci şöyledir. Teklif eder. Ya istihbarat şube müdürü teklif eder. Kime teklif eder? İl Emniyet Müdürü'ne teklif eder. Ve benim öğrendiğim kadarıyla da emniyet müdürleri, valiler hiç bakmazlar istihbarat elemanlarının kim olduğuna. Çünkü bilmeleri işine gelmez.
Atıyorum. Ama sonuçta suç işlememiş birinin olması gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani, kesince suça karıştıysa istihbarat ile bunu yapılamaz. Gelmemesi bir yana, sonuç itibariyle kim onu öneriyorsa, alıyorsa bunu bilmesi gerekerek alıyor değil mi? Tabii ki zaten biliyorlar. Zaten sorumlu olduğunu biliyorlar. Hatta araya birileri giriyor. Toplantı yapıyorlar vesaire. Bunların hepsi, bakın. Şöyle söyleyeyim ben size. 18 Aralık'tan sonra hukukta çok büyük hukuk dışına çıkmalar, işte kanun dışına çıkmalar, evet, ve adaletsizlikler yapıldı. Şimdi halka bunu anlattığınız zaman çok hani ucu kendine dokunmadıklarından dolayı burun kıvırabiliyorlar, anlatamıyorsunuz. Acaba diyorlardır. Ama bu dosyada onu diyemezler. Neden biliyor musunuz? 29 tane ifade var. Başbakanlık Teftiş Kurulu raporları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi raporları var. Evet. Bunları nasıl karartacaksınız? Bunları nasıl değiştireceksiniz? Ama nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Aralık ayının başında Ogün Somaz'dan ifade alıyorlar. Ogün Somaz 20 kere ifade vermiş, 30 kere sorgulanmış ve hiçbirisine Ramazan Akyürek'in adını vermeyen Ogün Somaz en sonunda verdi değil mi? Cinayet zanlısı. Bakın cinayet zanlısı. Bu dosyada bildiğimiz şu var. Cinayet zanlısını biliyoruz. Evet. Katili biliyoruz. Katil zanlısını biliyoruz. Azmettiren'i biliyoruz. Büyük abiyi biliyoruz. Eren Tunceli biliyoruz. Şimdi bunlar şu an birisi tahliye olmuş, birisi beraat etmiş, birisi şu an cezaevinde. Benim müvekkilim en, dönem, en küçük nokta herhalde cezaevinde değil mi şu anda? Evet şu an bakın öyle bir ceza ki müvekkilim şu an aslında tutuklu olması lazım. Bilakis tutuklu değil, tecritte. Nasıl? Tek başına. Biz bu hususta savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Dedik ki tecrit bir cezadır, zalimane bir muameledir. Siz Özkan Mumcu'yu hiçbir cezası yokken... Ve bu adam emniyet amiri, daha geçen hafta emniyet amiri aldı ve rütbesini daha takabilmiş değil. Evet. Ve siz bu kişiyi Metris cezaevinde 10 metrekarelik bir alanda tek başına tutamazsınız. Ve biliyor musunuz ki diğer polis memuru Muhittin Zenit de aynı şekilde. Tecritte tek başına. Tek başına. Bakın Avrupa İnsan Hakları bu Mahkemesi. Bu da hukuksuz değil mi yani? Bakın tecritte kimleri alırsınız? Cezaevinde bir suça karışır. Anladınız mı? Onu götürecek, hani koyacak bir şeyiniz yoktu, bir yeriniz yoktu. Onu tek başına bir hücreye alırsınız. Evet. Ama siz direkt cezaevinde adliyede tutuklanıp da cezaevine geleni alamazsınız. Ve bu kişi de vatan evladı ya, sana hizmet etmiş ve başarıları olan, özellikle de bu dosyada tek görevini yapan. Bakın iddia ediyorum. Tek görevini yapan. Tekrar geleceğim ben rapora. Rapor yazılıyor, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Hatta yazılmadan Engin kendi ifadelerinden söylüyorum. Ahmet İlhan Güler'i arıyor. Diyor ki burada biz böyle bir istihbarat aldık. Yasin Hayal tarafından Hrant Dink öldürülecekmiş. Aman dikkat edin diyor. Ben size resmi yazıyı da yazacağım diyor. Bakın ilk elden bu Ahmet İlhan Güler'e kim? İstanbul İstihbarat Daire Başkanı'na söyleniyor. Direkt söyleniyor. Yapması gereken bir şey vardı. Koruma kararı aldırmaktı. Re'sen aldırmaktı. Yetkileri var. Aynı dönemde Mehmet Ara'yı aldırmışlar çünkü. Yine bu şekilde istihbarat geliyor. Ahmet İlhan Güler şu anda ne durumda? Ahmet İlhan Güler şu an dosyada, o da ifadesini verdi ve tutuksuz yargılanıyor. Yani Ahmet İlhan Güler asıl sorunlardan birisi. Bakın dosyadaki siz garabetlere bakın. Daha ne garabetler var? Rapor yazılıyor 17'sinde. İstanbul İstihbaratı'nın yapmasını beklersiniz. Gereğini yapmasını beklersiniz değil mi? Yani ne yapıyorlar? Hiçbir şey yapmıyorlar. Ta ki cinayet işleniyor. 11 ay sonra cinayet işleniyor. 11 ay sonra 19'unda cinayet işleniyor 2007'de. Cinayet işlendikten sonra gidiyorlar. O evrakın gereği için Sarıgazi'ye bilmem oradaydı, bu burada değildi. Evrak tutuyorlar. Rapor tutuyorlar. Daha sonra bu bir süre gerçekmiş gibi devam ediyor. Daha sonra Hrant Dink'in avukatları itiraz ediyorlar. Ve itiraz sonucu müfettişlerin yaptığı araştırmada bu evrakın sahte olduğu, sahte olarak düzenlendiği. Peki ne yapılıyor karşılığında? Maaş kesme cezası, kınama cezası vesaire. Bakın daha enteresan bir şey söyleyeceğim ben size. Cinayetten 1,5-2 ay önce Yasin Ayın dayısı gidiyor, diyor ki o gün Somast jandarmaya Hrant Dink'i öldürecek diyor. Jandarma ile ilgili hiçbir şey yok değil mi bu davanın içinde? Var, bu davada yok ama şöyle var. Bunu duyan jandarma ne yapıyor? Yine hiçbir şey yapmıyor. Ve Trabzon Suç Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyorlar. 4 ile 6 ay arasında hapis cezası alıyorlar. Ve cezaları erteleniyor. Bakın, jandarmadakilerin değil mi? Tabii tabii. Erteleniyor. Bakın dosyada görevini tek yapan benim müvekkilim Özkan Mumcu şu an
adam öldürmeden dolayı yargılanıyor. Bakın adam öldürmeden, cinayetten görevini yapan kişi. Ve şu an enteresan olan nedir biliyor musunuz? Şu an aynı cezaevinde kalıyorlar. O gün Samas'la Erhan Tuncel'in yattığı cezaevinde kalıyor. Benim müvekkilim tek başına kalıyor. Hmm. Bir sorun bakalım, o gün Samas tek mi kaldı? Erhan Tuncel tek mi kaldı? Nedir sizin bu garesiniz? Nedir bu sizin yapmak istediğiniz? Evet, şimdi bu nedir bu yapılmak istenenden hareket edersek ve konunun başına, konumuzun merkezine gelirsek, Engin Dinç'in hiç ifadesinin alınmaması, sizin müvekkilinizin tutuklu tek başına bir hücrede tecrit altında olması, daha önce birçok raporda hiçbir kusuru yoktur denilen Ramazan Akyürek'in aylar sonra yeniden ifadeye çekilmesi, gözaltına alınması. Acaba bütün bunlar bir cinayeti aydınlatmak için mi ki bu arada 8 yıldan bahsediyoruz? Yani böyle bir 8 yıl aydınlatılmaya çalışılan bir cinayetten ve çok küçük noktaların üzerinde işte bu yaptı, şu yaptı, arkası çok araştırılmayan bir cinayetten bahsediyoruz. Yoksa başka bir şeyler mi var? Yani ben bunu bir hukukçu olarak hukuk mantığıma sığdıramıyorum. Bakın bugün siz şunu göremezsiniz. Karakolda ifadesi alınıp da mahkemede veyahut da savcılıkta farklı söylendiği bir ifade arasında çelişki olduğunda hakimler şunu yaparlar. Genelde uygulama şudur. Hı hı. İlk ifadesi gerçeğe daha yakındır denir ve onun üzerinden işlem yapılır. Öyle mi? Bunu ilk defa öğreniyorum ben. Anlayış hanım. Genelde budur. Hani bu değildir ama hani %60 %70 ilk ifade daha gerçektir anlayışı vardır. Bakın burada düşünüp aradan de düzeltilmeden belki. Evet, burada aradan 8 yıl geçtikten sonra verilmiş başka bir ifade var ve enteresan olan tarafı o gün Samas tanık olarak ifade veriyor. Benim inanamadığım, gücüme giden de bu. Yani dosyanın katil zanlısı tanık olarak ifade veriyor ve diyor, evet, ki Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazel bana bu talimatı verdi. Halbuki daha önceki ifadelerinde, meclise verdikleri ifadelerde neden bunlardan hiç bahsetmiyorlar? Neden bunları hiç söylemiyorlar? Veyahut da şu an bunları söylüyorlar diye bunlar hakikat mi oldu? Bunlar gerçek mi oldu? Bakın ben biraz önce bir şey söylemiştim. 15 Aralık'ta atanan savcı 17 Aralık'ta gizlilik kararı aldırıyor. İki günde siz neyi okuyup da? Neyi okuyacaksınız? Ama ben şunu söyleyeyim. Önlerinde bazı dokümanlar, argümanlar var. Biz bunları gördük. Hmm. Orada bazılarının talimatlarıyla verilmiş ve yazdırılmış kitaplar var. Oralardan siz işin kolayına kaçıp yönlendirilmiş ifadelerle aynı mahkeme kararlarında da bu şekilde geçiyor. Ama şimdi gazete kupürleriyle de biliyorsunuz bilgilendirme yapılabiliyor. Hani o yüzden kitaplar falan. Maalesef artık şeyler, yani soruşturma dosyalarında gördüğümüz gazete kupürlerinin delil olması, aha, vesaire. Bu ne kadar hukuksuzluk ortamının içerisinde olduğumuzu bize gösteriyor. Ben bir hukukçu olarak bundan inanın ki o kadar çekiniyorum ki. Bugün böyleyse yarınlarımızı ben düşünemiyorum. Bu gizleme kararı siz avukatları da tamamıyla kapsayan bir karar mı? Dün biz Hrant Dink ailesinin avukatıyla da görüştük. O da gizleme kararı olduğu için bazı şeylerle ilgili net bilgi veremiyor. Bu yeni gelen paketle dosyalara ulaşılamama gibi bir durum söz konusu biliyorsunuz avukatların. Bu bunu içine giren bir, evet, şey. Evet, maalesef biliyorsunuz bazıları dosyalardan fotokopi almak için kanunu değiştirdiler. Hı. Kanun değişti. Hı. Gizlilik kararları bir sene, bir buçuk sene önce o da vardı. Hani suç ceza hakiminin kararıyla dosyalara ulaşımımız engelleniyor biliyordu. Hı hı. Ancak o biliyorsun bir süre askıya alındı. Kanun tekrar eski haline geldi ve, hı hı, şu an dosyalarda gizlilik kararı aldırıldığında avukatlar da dosyaya ulaşamayabiliyor. Neyi alabiliyoruz biz? Müvekkilimin altında imzası bulunan evraklardan biz örnek alabiliyoruz. Evet, onları zaten siz biliyorsunuz. Zaten biz biliyoruz. Sizin müvekkiliniz olmuş oluyor ama, doğru, başkalarının ya da işte savcının dedikleriyle ilgili. Mesela o gün Samas ne dedi? Ben şu an neden internetten takip ediyorum? Yani birileri bunu sızdırabiliyor. Birileri bunu istediği gibi oynayabiliyor. Hı hı. Onların yaptığı hukuki kanuni. Ben müvekkilim adına ben dosyadan fotokopi istedim. Reddettiler. Ben istedim. Ben ama bunu Anayasa Mahkemesi'ne kadar götürdüm. Ben müvekkilimin tecritli olduğunu, savunma hakkının kısıtlandığını, bakın şöyle söyleyeyim ben size. Benim müvekkilim, ben güveniyorum. Suçsuz olduğunu biliyorum. Evet. Kendisinde Hrant Dink cinayetin çözülme arzusunda olduğunu çok iyi biliyorum. Yani acaba işte hani biraz önce arkasında başka bir şey mi yatıyor? 8 yıldır bu cinayet çözülemedi ve işte hiç ifadesi alınmayan, olaydan direkt sorumlu olduğu iddia edilen Engin Dinç gibi bir insan
bir kenarda durup gerçekten ifadesi alınmıyorken başka insanların ifadelerinin alınmasının amacı nedir derken? Vallahi yani ben bu sorunun cevabını öteye giden bir şey mi sizce? Muhakkak öyle. Ben bu sorunun cevabını bilemiyorum. Ancak ben de şu an kamuoyunun önündeyim. Ben de bu soruları sormak istiyorum. Engin'in için ifadesinin alınmaması hukukun mu yoksa bilmediğim, benim de bilemediğim menfaat ilişkisinin gereği mi? Hmm. Şimdi bunun altını çizilmesi lazım. Bunun altını çizdiğiniz zaman şunları sorgulamanız gerekiyor. O zaman menfaat ilişkisi varsa dediğiniz gibi işin içinde, o zaman Hrant Dink bilerek mi öldürtüldü? Şimdi oraya kadar gider miyiz o zaman? Öyle değil mi? Şimdi bakın o kadar hani karma karışık ilişkiler zinciri var ki benim buradan onlar o konulardan bahsetmem beni sorumlu tutar. Tutacaktır. Ama ya o kadar gelen sorulardan bahsediyorum var, ben de bu var, şartlar bakın, altında. Ben o zaman size şunu ışık tutmasını isterim. O zamanın televizyon kanallarını bir an göz önüne getirin. Hrant Dink duruşmadan çıkıyor. Hatırlayın. Hı-hı. Hrant Dink'e kimler yumurta atmıştı? Kimler protesto etmişti? Hı-hı. Bakın ben onlara baktığımda şunları görüyorum. Veli Küçükleri görüyorum. Kemal Kerensizleri görüyorum. O gün Samas'ın ifadesine girin bakın. Hı-hı. Ben Türklüğe ve Türkiye'ye hakaret etti diye öldürdüm diyor. Evet. Bakın o zamanlar protesto edenlere bakın. Aradaki diyaloğu çok rahat çözersiniz. Ve şimdi bu bence olay çok bambaşka yerlere kadar gidiyor o zaman. Yani bu isimlerle beraber. Bu benim tabii şahsi yorumum. Tabii. Tamam. Peki o zaman ben gene sorularımı söyleyeyim. Tamam. Şimdi bakın. Engin Linç, Ramazan Akyürek mesai arkadaşları. Şimdi birlikte çalıştığım mesai arkadaşları aynı yazıda parafları var. Benim müvekkilim de parafı var. Ama bizatihi Engin Dinç'in ıslak imzası var. Islak imzası olan memur sorumlu tutulmaması hukukun bir gereği değildir. Hukuk bunu algılamaz. Hukuk bunu bu şekilde düşünmez. Hukuk der ki bu imzanın sahibi kimse o gelsin bana. Evet. Ama şu an bu denmiyor. Bu istenmiyor. Ben de buradan onu soruyorum. Neden istenmiyor? Bilmediğimiz gizli ilişkiler mi var? Ramazan Akyürek'i sorumlu tutup oradan nerelere gelmek istiyorsunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Avrupa'ya bazı hani ne diyeyim, biz bu cinayeti çözdük. Amerika'ya biz bu cinayeti çözdük. Bakın arkasında da bunlar çıktı. Yani buna kimse inanmaz. Çünkü şu ana kadar hiç ortada olmayan delillerden bahsediyoruz. Evet. Hiç ortada olmayan bilgilerden bahsediyoruz. Bakın benim müvekkilim soruşturma geçirdi. Hakkında takipsizlik kararı verildi, kesinleşti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Etkin soruşturma yapılamadı diye bozuldu. Geldi tekrar takipsizlik kararı verdi. O kesinleşti. Bakın ortada iki tane kesinleşmiş takipsizlik kararı var. Ve benim müvekkilim de görevini yaptığını söyleyen en az 7-8 tane kurum var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil. Bakın onlar da mı bu işi bilmiyorlardı? Hiçbirisi bilmiyorlardı. Bu gelenler mi biliyorlar? Zaman mı gösterecek bunların yanıtını? Ya da gösterebilecek mi sizce? Ben şuna inanıyorum. Müvekkilim kesinlikle görevini yapmıştır. Hı hı. Ve kendisi de bu cinayetin aydınlatılmasını istiyor. Ancak hukuksuzluk silsilesi o kadar yaygın bir şekilde üzerimize kara bulutlar gibi çökmüş ki. Hı. Bundan ancak hukuka sarılarak, hukuku bir kurtuluş yolu olarak görmekle olur. Aksi halde şu an bunlar var, bunların istediği gibi soruşturma yapalım. Şu an onlar gitti, bunlar geldi, onların istediği gibi soruşturma yapalım derseniz adalete ulaşamazsınız. Bilakis daha fazla bölünmelere, daha fazla ayrışmalara sebep olursunuz, neden olursunuz. Bizler de bunun parçası olmak istemiyoruz. Ben şunu çok iyi biliyorum ki müvekkilim görevini yapmıştır. Ramazan Akyürek bu dosyada herhangi bir kusuru sorumluluğu yoktur. Ancak eğer siz bu yazının istihbarat bilgisinin gizlendiğini düşünüyorsanız bunun sorumlusuna bizatihi sormak zorundasınız. Bugün sormazsanız yarın size sorarlar. Evet. Ve muhakkak da bu sorulur. Ve şunu da altını çizmek istiyorum son olarak. Buyurun. Müvekkilime yapılan tecritten dolayı biz savcılar suç duyurusunda bulunduk. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettik. Bir netice alacağımı zannetmiyorum. Ama şunu da altını çizmek istiyorum. Müvekkilime yapılan insanlık dışı bir muameledir. Kötü muameledir ve zaman aşımına tabi değildir. Evet. Anladım. Muhakkak bunun birileri çıkıp hukuk karşısında hesabını soracaktır. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Umarım aydınlatabildim. Değerlendirmelerinizi tabii ki bizimle paylaştığınız için sağ olun. Elbette aklımıza yeni değerlendirmeler yapabileceğimiz doneler
katmış oldunuz. Zaten 8 yıl geçmiş bir cinayetten bahsediyoruz üzerinden. Bundan sonra düz noktada artık herkes bu cinayetin önünün arkasının aydınlanmasını istiyordur herhalde, değil mi? Doğru. Muhakkak. Ben buradan Hrant Dink'e ve Hrant Dink'in ailesine ve dostlarına sesleniyorum. Avukatına sesleniyorum. İstediğimiz adalet bu olmaması lazım. Herkesi içeri atalım ama asıl sorumluyu dışarıda tutalım. Bunu kimse istemez. Evet. Hrant Dink'in ailesi de bunu istemez. Evet, sorunları... O yüzden Engin Dinç'in ifadeye çağrılmasını istediler işte geçtiğimiz günlerde. Evet, biz esasen biz onlardan önce de müracaatta bulunduk. Hı hı. Bizler de Engin Dinç'in, Ahmet İlhan Güler'in vesaire sorumlular kimlerse, onlar da daha kapsamlı dilekçe vermişler. Onlar da sorumluların bulunmasını istiyorlar. Gerçekten bu dosyada siz sorumluları bulmak istiyorsanız, madem Engin Dinç'in altındaki memurları aldınız, tutukladınız, ya Engin Dinç'i... Yani almamanızı ben hani anlayamıyorum. Aslında anlayamam da. Şunu mu söylemek istiyorsunuz? Dokunulmayanlara bakmak gerekiyor şimdiye kadar gibi mi? Bir durum var bu davada şimdiye kadar. İşte jandarma, Engin Dinç, İlhan Güler. Hani isimler çok evet. insan hafızasında kalmıyor biliyor ama daha çok dokunulmayan noktalara mı bundan sonra bir bakmak gerekiyor acaba? Maalesef hani hep şu istenirdi, üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne. Maalesef şu an dokunulmazların hukukundan bahsediyoruz. Gerçekten onların bir hukuk anlayışı var. Ben size şunu da söyleyeyim, şunu da atlamadan geçmek istemiyorum. Müvekkilime isnat edilen iddia şu. Siz ihmal gösterdiniz ve Hrant Dink'in ölümüne neden oldunuz. İsnat bu. Bir de görevi kötüye kullanma. Şimdi bu isnat yapıldığında, müvekkilime yapıldığında müvekkilimin ortada bir resmi yazısı var. Engin Dinç'e arz etmiş olduğu. Evet. Bakın o yazıda şu deniyor. Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'in öldürüleceği. Hrant Dink'i kim öldürüyor? Tetiği çeken kim? O gün evet. Samast. Evet. Bakın 11 ay önceki istihbarattan sonra neler değişmiş? Doğru. Müvekkilim de Temmuz'da askere gidiyor. Bakın siz askerde olan bir komiser yardımcısını, daha mesleğe yeni başlamış bir komiser yardımcısını, siz şu an sorumlu tutuyorsunuz. Benim müvekkilim üzerindeki asıl bu işin sahibi, asıl o evrakın sahibini siz şu an koruma altına almış durumdasınız. Bu. Ben bu şekilde giderekten bu dosyanın bir çözüme ulaşacağını zannetmiyorum. Cinayet zanlılarının ve arka plandaki asıl faillerin ortaya çıkartılacağını zannetmiyorum. Umarım dosya hukukun kendi doğal seyrinde işler devam eder ve sorumlular, failler ortaya çıkartılır.